Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere son dönemlerin en popüler diyetlerinden olan haşlanmış limon körü diyetini anlatacağım. Malzemeleri çok basit, çok kolay, hemen temin edebileceğiniz şeyler. Lütfen bu diyeti doktorunuza başvurmadan yapmayınız. Emziren anneler ve hamile olan bayanlarda yapmaması tavsiye edilir. Haşlanmış olması limonun arkadaşlar midenize o yanma hissini yok edecek. Yani bu artı bir özellik. Çeşitli platformlarda da eğer yorumlara bakarsanız kilo verdirdiğine de garanti veriyor arkadaşlar. O zaman nasıl yapılıyor? Hadi geçelim videomuz. Bir ayda 10 ile 20 kilo verdiren haşlanmış limon körümüzün malzemeleri arkadaşlar: 5 adet limon, 5 adet sarımsak, zencefil, bir miktar zencefil, bir parmak büyüklüğünde diye tariflerde geçiyor. 2 litre su ve 1 kap. Kaynatmak için 1 kap lazım arkadaşlar. Peki bu kür nasıl hazırlanıyor? Hadi ona geçelim. Öncelikle limonlarımızı ortadan ikiye gelecek şekilde kesiyoruz. Bütün limonları aynen bu şekilde kesip her birinin suyunu alıyoruz arkadaşlar. Bir limon sıkacağı yardımıyla. Böyle her birinin limonunu, suyunu alalım. Tabii bu posasını kesinlikle atmıyoruz, kenara bırakıyoruz çünkü bunları da kullanacağız. Arkadaşlar gördüğünüz üzere posalarımızı bir kenara alıyoruz. Limon suyumuz da bu kadar çıktı. Şimdi bunun içine rendeleyeceğimiz ya da ezeceğimiz sarımsak ve zencefilimizi ekliyoruz. Zencefilimi rendeliyorum arkadaşlar. Rendelediğim zencefilimi limon suyumun içine bırakıyorum. Ve daha sonra da sarımsaklarımı da eziyorum arkadaşlar. Bende de biraz zor oluyor. Bunları isterseniz bir blender yardımıyla da küçük parçalara ayırabilirsiniz. Ezmiş olduğum sarımsaklarımı da limon suyumun içine ekliyorum. Sarımsaklarımı da ekledikten sonra şöyle bir karıştıralım arkadaşlar. Arkadaşlar bu karışımı bir kenara alıyoruz ve şimdi nasıl yapıldığına geçiyorum tam olarak. Tenceremizin içine 2 litre suyumuzu koyalım arkadaşlar. Ve hani başta bir posa ayırdık ya, bu kabukları
kapakları da bunun içine koyalım. Ve bu suyu kaynamaya bırakıyoruz arkadaşlar. 5 dakika kaynatıyoruz. Kalan 5 dakika sonrasında da diğer karışımımızı ekliyoruz. Tenceremizi ocağımıza aldık ve limon kabuklarıyla suyumuzu 5 dakika kaynatacağız. Hatta kaynayana kadar bekleyeceğiz. Daha sonra bu diğer karışımı üzerine ekletip en fazla 10 dakika kaynatacağız ve kapatacağız. Çünkü daha fazla kaynarsa acı bir tat oluşuyor ve içemezsiniz bu yüzden. Arkadaşlar haşlanmış limonu aç karnına rahatlıkla tüketebilirsiniz. Çay ya da kahve gibi midenize zarar vermeyecek. Hatta sindirim sisteminizi güçlendirecek. Güne bir bardak C vitamini limon ile başlamak size taze ve ferahlanma hissettirecek. Vücudunuz mikroplardan arındıracak. Haşlanmış limonun faydaları neler derseniz, yağ yakımını hızlandıracak, sindirim sistemini güçlendirecek, vücutta oluşan zararlı toksinlerin ve bakterilerin atılmasını sağlayacak, aç karnına tüketildiğinden detoks etkisi verecek, hücrenin yenilenmesini sağlayacak, içerisinde bulunan zengin C vitamini ile vücudun enerji toplamasını sağlayacak, bağırsaklarda oluşan bakterileri temizleyecek. Haşlanmış limon diyeti nasıl yapılır derseniz arkadaşlar, haşlanmış limonu her sabah bir fincan içerek vücudunuzun safra kesesini uyarılmasını sağlayacaksınız. Bu da bütün sisteminizin uyarılmasını sağlayacak. Limonda bulunan mineraller de midenizi rahatlatıyor, sindirim sistemini güçlendiriyor, hızlı ve doğal olarak kilo vermenizi sağlayacak. Her gün bu içeceği hazırlayın, hiçbir diyet yapmadan 20 kiloya kadar vücudunuzun fazlalığını gittiğini göreceksiniz. Ama yine de şöyle bir şey var, diyet yapmak değil de tabi bunu içip de tatlılara, hamburgerlere, fast food yiyeceklere de devam etmeyin lütfen. Tabii ki de hani bu bir şifa kaynağı ama sizin de buna ya hızlanmasını sağlayacak yiyeceklerden uzak durmanız gerekiyor. Bu karışıma her sabah aç karnına bir fincan bardağı içebilirsiniz. Haşlanmış limon kürü içerek 20 kiloya kadar zayıflamanız mümkün olacaktır. Buna takviye olarak daha demin de dediğim gibi uygulanacak bir diyet programı veya egzersiz programı destekleyici özelliği taşıyacaktır. Ayrıca haşlanmış limon kürü mide ve sindirim sistemi sağlığı için de çok faydalı olacaktır. Özel bir hastalığı olan varsa lütfen doktoruna başvursun. Emziren anneler, hamile anneler kesinlikle kullanmamalı. Ve çocuk çağında olan kardeşlerim de bu kürü kullanmasını tavsiye etmiyorum. Bu arada limon suyum haşlanmaya devam etsin. Bakın yavaş yavaş kabarcıklar çıkmaya başladı. Bu bir haşlanacak iyice. Arkadaşlar limonlarımız suda kaynadı. Şimdi hazırladığım bu karışımı yavaşça içine döküyorum. Ve karıştırıyorum. Ve 5-10 dakikada kaynamasını sağlıyoruz arkadaşlar. Ve dediğim gibi çok fazla kaynatmıyoruz çünkü acıyabilir. Acıyınca da içemezsiniz. Lütfen süresini uzatmayalım. Arkadaşlar böyle ince telli bir süzgeç alın ve şu anda ilk önce ben biraz üzerinden kepçe yardımıyla alıp
kabıma aktaracağım. Çünkü bayağı dolu dolu bir kür oldu bu. 2 litre su olduğu için. Geri kalanını da aktaracağım. Ama ilk önce üzerindeki fazlalığı alıp şöyle bir kazaya sebebiyet vermeden buraya koymak istiyorum. Şimdi büyük posaları aldım. Ve geri kalan kısmı döküyorum. Bakın arkadaşlar, böyle alıyorsunuz ve bunu şöyle bir çıkartalım, iyice süzülsün. Arkadaşlar, kürümüz hazır. Bu şekilde olacak ve dediğim gibi her sabah aç karnına bir fincan içiyoruz. Tabii ben ılayınca sizler için tadına bakacağım. Hatta şöyle kaşık yardımıyla bir tadına baksam diye. Biraz soğuttum kendimce. İçilebilecek gibi mi? Tadı nasıl? Size bunu paylaşacağım. Arkadaşlar, tadı güzel, hiç içilmeyecek gibi değil. Hafif böyle sarımsağın tadı geliyor ama hani böyle aman Allah'ım beter bir tat diyecek kadar rahatsız edici bir şey değil. Böyle sıcakken bile içilebiliyor. Gerçekten de zencefilin bu ekşimsi tadı falan gayet de güzel. Sanki sarımsağı bastırmış gibi. Arkadaşlar, bunu deneyebilirsiniz, içebilirsiniz. Zorlanacak bir şey görmüyorum şu anda. Dediğim gibi sıcakken bile tadında böyle bir garipsi bir tat, böyle ıy diyebileceğim bir şey yok. Benim haşlanmış limon kürüm bu şekilde arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, selametle.